Yengeçli pilav geldi. Karidesler de geldi. Izgara karides. Ve yengeçli pilav. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Az sonra deneyeceğim. Karışık deniz ürünleri çorbası. Tabii ki acılı. Deniz ürünleri çorbasını deniyorum. Gerçekten çok iyi. Sırada bir yengeçli pilav var. Ondan da bir kaşık alacağım. Bangkok Chinatown'dayız. Yani Çin mahallesindeyiz. Az önce akşam yemeklerimizi yedik. Bir deniz ürünleri restoranında. Şu anda çok kalabalık değil. Normalde burası daha fazla kalabalık oluyor. Covid-19'dan dolayı turizm kötü etkilendi. Ve çok fazla kalabalık değil şu anda. Normalde adım atacak yer bulamazsınız burada. Covid-19'a rağmen yine de kalabalık diyebiliriz burası için. Bu Çin Mahallesi 1782 yılında kuruldu. O zamanlar Çin Mahallesi Tayland'ın en önemli ticaret merkezlerinden birisiydi. Daha sonra tabii ticaret merkezleri farklı yerlerde ortaya çıkınca burası önemini kaybetti biraz. Yürümeye devam ediyoruz. Sağlı sollu yiyecek tezgahları var. Burada da dükkanlar var. Piyango bileti. Bir meyve tezgahı. (Gülüyor)
Çeşitli deniz ürünleri var ve yan tarafta da pişiriyorlar. Chinatown'da yürümeye devam ediyoruz. Karşıya geçtik. Köpek balığı yüzgeci. Bununla çok güzel bir çorba yapılıyor. Çinliler bu çorbayı özel günlerde içiyor. Görüyorsunuz, köpek balığı yüzgeci. Pahalı bir çorba. Kestane. Peanut kestaneyi deniyor. Aroy mai. Kestanemizi aldık. Çeşitli tatların satıldığı bir tezgahtayız. Bayağı kalabalık. İnsanlar bekliyor. Bir çeşit tatlı yağın içerisinde kızartılıyor. Çin Mahallesi'nden ayrılıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.